Merhaba arkadaşlar. Bugün devre analizi bir, yani devre teorisi bir, soru çözümleri iki dersimize başlıyoruz. Şekilde verilen devrede I1 ve I2 akımlarını bulunuz diyor. I1 ve I2 akımı. Şekilde arkadaşlar, Kirchhoff akım yasasını uygulayacağız. Kirchhoff akım yasasını bilenler var mı? Şöyle açıklayayım. Girenler ve çıkanların toplamı sıfıra eşittir. C noktasında Kirchhoff akım yasası uygulanırsa arkadaşlar, yapalım. 4 artı, bakın C noktasından çıkıyor 4 amper. 4 artı eksi 1 amper, şu şekilde arkadaşlar, eksi 1 amper bu buradan çıkıyor. I1 giriyor mu çıkıyor mu? Giriyor arkadaşlar. Şekilde yönü bu tarafa, aşağı yönde. Eksi I1 eşittir 0. Buradan I1 akımımız ne oldu? 3 amper. A noktasında Kirchhoff akım yasasını uygularsak arkadaşlar, uygulayalım hemen. I2 eksi eksi 1. Bakın A noktasında I2 çıkıyor arkadaşlar. Eksi 1 amper giriyor. Eksi 2 eşittir 0. Yani burada anladınız mı arkadaşlar? Çıkanları pozitif al, girenleri negatif al. Girenleri negatif aldın, çıkanları pozitif aldın. Topla, sıfıra eşitle. Bu kadar basit yani. Buradan I2 ne oldu arkadaşlar? 1 amper. Diğer soruya geçelim. Şekilde verilen devrede V1, V2 ve V3 voltajlarını, gerilimlerini bulacağız. Arkadaşlar, İkinci gözde Kirchhoff gerilim yasası uygularsak, hemen uygulayalım. Eksi V2 artı 40 eksi 20 arkadaşlar eşittir 0. Buradan V2'yi ne buluruz? 20 volt. Arkadaşlar, bu ikinci göz. Üçüncü gözde arkadaşlar, Kirchhoff gerilim yasasını uygulayalım. Yer mi artı V 3 eşittir 0. Bu şekilde arkadaşlar. Üçüncü gözümüz burası. İkinci gözümüz burası arkadaşlar. Buradan V3 ne çıkar? Eksi 20 volt. Arkadaşlar, şimdi birinci gözde de neyi uygulayacağız? Yine Kirchhoff gerilim yasasını.
Eksi elle eksi V1 artı V2 eşittir 0. Yani şu şekilde arkadaşlar. Buradan girdim. Eksi 50, eksi V1 artı V2. Buradan geleceğiz. Tamam mı? Şimdi yapalım. V2 neydi arkadaşlar? Burada bulduk. 20 volt. Yerine yazalım. Eksi 50, eksi V1 artı 20 eşittir 0. V1'i diğer tarafa karşı atalım. V1 eşittir. Eksi 50 artı 20. V1 eşittir. Eksi 30 volt buluruz. Bu şekilde arkadaşlar. En çok basit. Gelelim 6. sorumuza. Şekilde verilen devrede V1, V2, V3 ve V4 gerilimlerini bulacağız. Şimdi birinci gözde, pardon arkadaşlar, üçüncü ve dördüncü gözlerden oluşan çevrim için Kirchhoff gerilim yasasını uygulayalım. Eksi 80 eksi V2 artı 100 artı 50 arkadaşlar eşittir 0. Anladınız mı arkadaşlar? Eksi 80 geldik. Eksi 20 pardon ya eksi V2 artı 100 volt artı 50 volt. Bu şekilde geldik. Döngüyü tamamlıyor bu şekilde arkadaşlar. Buradan V2 ne bulunur arkadaşlar? Eşittir 70 volt. Üçüncü göz için Kirchhoff gerilim bu 3 ve dördüncü göz için Kirchhoff gerilim yasası. Şimdi üçüncü göz için yapalım. Eksi 80 eksi V2 artı V3 eksi 80 eksi V2 artı V3 üçüncü göz için eşittir 0. Buradan V2 yerine yazalım arkadaşlar. Eksi 80 eksi 70 artı 70 eksi V2 olduğu için eksi 70 artı V3 eşittir 0. V3 gerilimimiz, voltajımız 150 volt. Birinci göz için Kirchhoff gerilim yasası uygulayalım arkadaşlar. Birinci göz. Eksi 400 artı V1 artı 200 artı V2 eşittir 0 şekilde karışmasın. Burada değerleri yerine yazacağız arkadaşlar. V1 bilinmiyor zaten. V1 bulacağız. V2'yi yerine yazalım. Neydi? 70 volt. Yerine yazarsak buradan V1 ne çıkar? 130 volt arkadaşlar. İkinci göz için Kirchhoff gerilim yasası uygulayalım arkadaşlar. İkinci göz. Eksi 200 artı 160 artı V4 artı
Eksi 100 volt. Eşittir 0. Eksi 200. Geldik. Artı 160. Artı V4. Evet. Sonra eksi 100 arkadaşlar. Yani basit bu şekilde. Buradan girdik. Buranın işareti ne arkadaşlar? Negatif. Yani eksi. Eksi 200. Buranınki pozitif. Artı 160. Buranınki ne? Girilen yer. Artı V4. Bunun işareti ne arkadaşlar? Eksi olduğu için eksi 100. Buradan V4 ne bulunur arkadaşlar? 140 volt. Şimdi arkadaşlar geldik 7. sorumuza. 7. sorumuzda ne diyor bize? Şekilde verilen devrede V1, V2 ve V3 gerilimlerini bulun diyor. V1 burası. V2 burası. V3 burası. Aynı işlemi tekrarlayacağız arkadaşlar. Kirchhoff gerilim yasasını uygulayacağız yine. İkinci göz için arkadaşlar Kirchhoff gerilim yasasını uygulayalım. Eksi 70 arkadaşlar. Az önceki işlemin aynısı. Eksi V3 artı 70 eşittir 0. Burada V3 arkadaşlar 0 volt yani nötr. Şimdi arkadaşlar direnç terminallerindeki gerilimler eşit ise direnç üzerinden bir akım geçmeyeceğine dikkat edin. Birinci göz için Kirchhoff gerilim yasasını uygulayalım arkadaşlar. Hemen yazalım. Eksi V1 artı V2 artı 70. Yazalım. Eksi V1 birinci göz artı V2 artı 70 eşittir 0. Burada V1 eşittir 40 çarpı yani 40 volt amper. V2 eşittir 30 amper. Arkadaşlar eksi 40 eksi 30 eşittir eksi 70 amper. Yani eksi 70 de direkt yazabilirsiniz. Eksi 70 I'da arkadaşlar. Eksi 70 pardon. Burada akımız ne arkadaşlar? I2 eşittir 1 amper. V1 eşittir 40 çarpı I. Yani 40 çarpı 1. Ne yapar? 40 volt. Aynı şekilde arkadaşlar V2 için de aynısını yazacağız. V2 eşittir eksi 30 çarpı I. Yani 1 eşittir eksi 30 volt. Bu şekilde arkadaşlar. Zor bir şey yok. Vize haftalarında, final haftalarında takılan arkadaşların soruları olursa onları da çözeriz. Bu şekilde derslerde sorun yaşayan arkadaşlar da sorunları giderilir. Arkadaşlar biz bu şekilde
Ortalama 1000 tane soru çözmeyi hedefliyorum yani. Sorulardan sonra da arkadaşlar belki hem soruları çözerim hem bir taraftan da konu anlatımına başlarım. Ama benim aklımda şu vardı. Sorularımızı çözelim, ondan sonra konu anlatımına geçelim. Size şunu demek istiyorum. Pratikte her şey arkadaşlar. Yani konuyu anlatırsam soru çözemezsiniz ama bu şekilde soru üstünde konuyu anlamış olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla. Herkesin derslerinde başarılar diliyorum.